Hey sen. Evet, sen. Sen varsın diye bu kanal bugün 50 bin oldu. Şimdi zaman ne zamanı? 100 bin aboneye doğru emin adımlarla yürüme zamanı. Her 50 bin abonemden bir tanesi bir arkadaşına daha bu kanalı önerse ve onlar da abone olsa zaten otomatikman 100 bin abone olmuş oluyoruz. Bu kadar kolayken neden destek vermiyorsun? Haydi sen de abone ol ve arkadaşlarını abone olmaya davet et. En son Tuna Özge kaosu vardı. Evet, şiddetli bir kaos vardı orada. Hatırlıyorum. Kötü bir insan profilinde görünüyorum şu anda çünkü bana herkes kendini ve olayların ilişkileri daha farklı yansıtıyor. Mesela Tuna ile Özge'nin ilişkisi hakkında şu anda. Durun, Cibo'ya da yazayım. Cibo. Cayber. Cano başladık. Aşk adasına. Buyur gel. Haydi bakalım. Tuna'nın söylediği ve Özge'nin Aşk. söylediği Aşk adasında yaşanır. Biraz buralar. Hoş geldin. Hoş geldin. Aa, Maruf'a gelmiş. Hoş geldin. Ben buraları kaçırdım. Sen son iki bölümü izlemedin mi? Yok, Dostum son izlemedim. iki bölümü izlemediysen hemen YouTube'da YouTube kesit kanalından son iki bölümü izle. Tamam. Ufak bir Bambaşka. bana özet geçer misin acaba? Kanka şöyle oldu. Selena ve Marufa Marufa. geldi. Sonrasında konu şöyle ilerledi. Selena ile Tuna konuştular ve Selena şey falan dedi mesela. İleride dedi meç olur muyuz dedi. Tuna da olur neden olmasın gibi konuştu. Ne Ama diyorsun ya? Tuna bir yandan da şöyle bir tribe girdi. Ben Özge'yi elettirmek istemiyorum bu hafta. Ben Özge ile bu hafta ayrılırsak Özge'yi bu hafta elerler. O yüzden bu haftayı atlattıktan hemen sonra Özge ile ayrılacağım dedi. Bir de Çağrı diye bir dostumuz geldi. Yani iki yeni kadın, bir de yeni erkek yarışmacımız var. Tamam, Falan teşekkürler. filan. Başka ve dışarıdan duyduklarım zaten bambaşka. Kimse zaten şu an yani tam bilmiyorum ben de ama kimse bence gerçekten hissettiğini söylemiyor Tuna. Bence şey yapıyor hani Özge farklı sana farklı yapıyor. Hatta Yani üçüncü de var. hayır. Üçüncü de var erkeklere de farklı yapıyor bence. Hani konuşuyor. Hayatım bilmiyorum. Yani Tuna burada sevilen birisi bence. Yani. Yani belki nabza göre şerbetten dolayıdır. Emin olamıyorum. Bence de çok kötü Muhtemelen o birisi yüzden de değil. seviliyor zaten. Okey, bence de çok kötü birisi. Buna şu an seviliyor bu arada. Genel ada halkı. Ada halkı tarafından. Değil gibi ama Yok, kötü biri yani değildir bazı zaten, değil şeylerden mi? emin olmadan hani ben mesela Özge'nin dün gece ağlamasına çok üzüldüm yani. Ve Ama bu sen kendimi sorumlu tuttum ve bunu defalarca sormama rağmen benim yüzümden bir durum var mı dememe rağmen hayır biz günlerdir böyleyiz. Ve bunu herkes söylüyor. Sadece hiçbir Özge kız. diyor ki biz iyiyiz, biz buradan çıkınca da görüşeceğiz, biz iyi anlaşıyoruz. Ve benim onu hislerim gerçek diyor. Şimdi onun açısından baktığım zaman da çok haklı. Ama yani tek taraflı sonuçta. Tuna Ya bunu tek böyle taraflı söylüyor mu? okey ama ben şu an Zaten bu kadar bir iyi ortada maç anlasın. varken ben şu anda dahil olmak istemiyorum. Okey başta makarasına böyle yaptım ve çünkü biraz tutulduğum için. Sonrasında yine iletişimimiz iyiydi ama şu an bu bizim normal iletişimimiz burada oturup tek baş başa konuşmamız ve kendi ilişkisi ve benim şu anki durum için konuşmamız ile bu kadar büyük bir etki yaratıyorsa eğer benim şu an bence bir tık Ya. uzakta kalmam gerekiyor. Hayır bak Yani bence kimse çok bana gelmeden ben artık gitmeyi düşünmüyorum. böyle kendimi de gurursuz gibi hissediyorum ya. Ben dün ona dedim ki ben dedim giderim dedim. Sen Tuna'ya şey dedin mi? Ben burada kalmak istiyorum diye bir şey dedin mi? Devam et. Hayır ya, Tuna kendi kendine tribe girmedi mi orada? Ben Özge'nin elenmesini istemiyorum, benim buna sebep olmamı istemiyorum falan filan diye. Etmek Hayır istemedim. demedim. Ama Tuna'da. Haklı diyorsun da işte son iki bölümü izlemediğin Hayır genel için konuyu öyle olabilir büyük diyorsun. ihtimalle.
Ben sadece bu cümleden hani elenmesini istemiyorum evet. Eski meçim. Ama eğer şey olursa yani kalkıp da o kızla meç olursa ben de yoluma bakarım. Burada değil mi? Çünkü o zaman benim kafamdaki Tuna değil bambaşka bir Tuna olmuş olur, anladın mı? Çünkü ben Tuna'yı biliyorsunuz hepinize karşı koruyordum, övüyordum. Hani aslında dışarıdan gözüktüğü gibi değil. İşte sert gözüküyor ama aslında duygusal diye. O zaman ben yanılmış olurum. Ben hayalimdeki insanı hoşlanmış, beğenmiş olurum. Doğru. Ben herkese karşı her şeydi, her konuda nettim zaten. İlk geldiğim günden. Tuna sana vicdan yapıyor aşkım. Evet. Bunu bil yani. Duygusu yok mu yani? Şu an vicdan yapıyor sana karşı. Sen mesela erkek arkadaşın var, sevgilin var, herhangi bir görüştüğün biri var. Hangi seviyede olursa olsun hiçbir kız kıskançlığından dolayı ilişkinin probleme girdiğini belli etmez bence. Özge de belli etmiyordur o yüzden, anladım. O yüzden çok iyiyiz, dışarıda görüşeceğiz, tarzı şeyler söylüyoruz. Kanka herkes ne yapmış biliyor musun? Tüm çarşaf ne var hepsini atmış şeye. Bir tane temiz bir şey kalmamış. Yıkamamış kimse değil mi? Yok. Herkes güzel almış ama yıkamamış. İstenmediğim hiçbir yerde durmam. Ya bu problem ne alaka şimdi durup dururken? Durmam, anladın mı? Çocuk, hani eğer Tuna seni istiyor. Tuna aynen sen eğer yoksa zaten... bu zaten ben herhangi bir adım bile hamlede bulunmam ki. Bir şey görüyorum ki ben de adım atıyorum yani. Zaten. Ki adım atmak da değil bu. Evet. Yani muhabbet ediyoruz. Teselli ettin sadece. Duygusal başında teselli ettin. Gülmeli efekt beni dellendiriyor ya. Ben dün Tuna'ya da dedim. Ondan sonra dedim ki eğer benimle hani ben üzülmeyeyim diye ya da işte ne bileyim elenmeyeyim diye birlikte olacaksan şu an bitirelim dedim. İstemiyorum dedim. O tamam, bırakmadı. Sen bunu dedin ama o da vicdan yaptığı için. Pardon. Burada kalmanı düşünüyor. Yani burada kalmayı isteyeceğini düşünüyor o zaman. Evet, yoluna devam etmeni istiyor bence. Yoluna devam etmeni istiyor olabilir. Kendini hazırla aşkım. Ayrıldın yani, bunu bil. Bence de öyle gibi geliyor bana. O yüzden evet. Hani kendimi şey yapmak istemiyorum. Ağlama artık yeter. Güçsüz gözükmek istemiyorum, anladın mı? Zaten finalden sonra konuşuruz dedi. Ben bu konuşan şeye gerek yok. O seni finalde kurtarmak istiyor çünkü neden? Finalde şey olursa elenecekler arasındasın, evet. Doğruyu söyleyeyim sana. Çünkü ben Hande'nin ismini ben vermem. Seninle de hiçbir problemimiz Güneş kalmadı. Var. Güneş var. Sen de Güneş karşı karşıya kalırsan Güneş'in ismini veririm. Evet. Ama Hande ile karşı karşıya kalırsan senin ismini veririm. Biraz da dürüstlük. Rahatsız oluyorum. O da rahatsız oluyor ama onun rahatsız olduğunu bildiğim için onunla empati kurarak şu an sabah, akşam, gece sürekli Tuna bana böyle seviyor, Tuna beni böyle şey yapıyor falan. Okey, yeter, tamam, senin zaten ve benim orada konuştuğum şey başka bir şeydi. Senin için konuştum ve kendi aramızda da konuştuk. Yani ekstra benim meçim olacaksın falan demedim, böyle bir amacım da yok. Sadece Tuna bana ilişkisi bitiyormuş gibi bir şey yapınca onu da gözden geçirmem gerekiyordu ve geçirdim. Ama kızın bu kadar hani yoğun hisleri olduğunu zaten bilmiyordum ve bunu bana söylemedi. Hani ilişkisinin gerçekten bitmek üzere olduğunu ve kurtulamadığını gerçekten deli gibi dile getirdiği için gözden geçirme durumum oldu. Bu normal değil mi? Yanlış bir şey mi yaptım sizce? Bence yapmadım. Doğru bence de. Belki bu suç sende değil. Suç bende değil ki zaten. Bunun herkes farkında. Evet, kendiyle ilgili ve bana yıkmaya çalışıyor. İlişkideki problemi. Şey olarak değil. Diğer türlü yanımda zaten. Kendi de biliyor neyin ne olduğunu. Hande ile karşı karşıya kalmadığın sürece buradan gideceğini düşünmüyorum aşkım. Öyle söyleyeyim sana. Burada da devam edebilir misin başka biriyle? Tuna'ya eğer benden soğumuşsa evet. Zaten burası böyle bir yer. Aynen. Çünkü bak, normal bir ayrılık olsaydı ilişki içerisindeyken hani o giderse giderim diyordun, biliyorsun. Evet. Selena bu arada dışarıda diğerlerine anlatıyor da şey gibi mi anlatıyor? O şey hiç konuşulmadı mesela. Sadece Tuna ile Selena biliyor galiba onu. İşte ileride meç olur muyuz? Oluruz
gibi. Ama bu bana yaptığı benim çok zoruma gitti. Anladın mı? Ben de uzaklaştım ister istemez. Ben kötü görünüyorum. Onların bir ilişkisi hayır, varmış. Hayır, kötü görünmüyorsun. Aşkım zaten bozdum gibi zaten anladım. Özge'ye öyleydi. De hayır aynı şekilde konuşmuş. Sen bozdum diye de bir şey yok. Siz daha gelmeden önce onlar sabahın kavga notuna merdivende oturuyordu. Zaten kavga ettiler sabahın. Ve biz erkek bekliyorduk yani. Ondan evet, sonra kız beklemiyorduk. Düşünüyorum dedi. Hatun bizi beklemedin artık. Tuna oturuyorum, oturuyordu. Düşünüyorum dedi. Ne yapacağıma karar vermeye çalışıyorum. Yani deniyorum sizi gördükten dedi. Sonra da olan sizinle şeyler değil. Alakası olan bir durum yok yani onların arasındaki problemde. Benle bile yapamıyorsa zaten kimseyle yapamaz ama onu çok iyi biliyorum. Çünkü ben gerçekten ilişkide çok olgun davrandım. Tuna'nın kimseyle şu an olamayacağı konusuna galiba ben de katılıyorum. Çünkü artık çözdük gibi izleyenler olarak. Nasıl kokuyor ya? Ben Özge'yle ayrılacaklarını Ben Özge'yle ayrılacaklarını düşünmüyordum mesela. Ben de düşünmüyordum ta ki şeye kadar. Tuna'nın o Hande'ye de zamanında yaptığı şey tripleri gelmeye başladı ya böyle inceden inceden. Hmm. Bir 4 bölüm önce falan. Eskisine mi dönsem ya? Yo eskisine mi dönsem değil de şey. İşte hani. Abi bu mıçmıçlık beni sıktı triplerine başlamaya başlıyor ha, böyle anladın mı? Anladım. Ah! Şimdi bakıyorum. Fazla endedim. Bu ne ya? Bu ne ya? Burası bu ne arkadaşlar? Gerçekten mi yani? Hepsini katladım işte daha önce. Onlar aşağı inecek. Bak çağırma yıkanı hemen bulabilirim. Aşağı inecek. Bunlar yok. Kediler. Bunları görmeyeceğim. Daha kapının girişinde burası olsaydı. Burası sıfır yani. Bu su şişesi falan bu. O benim onu atamazsın. Kızlar bakın şişesi toza bakın toza. Ya. Buraya mı koydun? Bilerek mi? Yok, leş, bunu yapamamışsınız. Leş. O bunların hiç örtülerin hiçbiri aynı değil. Hepsi farklı. Herkes kendi kumaşını yapmış. Hepsi farklı. Sizinkilerin hepsi aynı zaten. Evet abi. Arkadaşlar girişte lacivert öbürü şu beyaz. Elif'ciğim. Elif burada 7 erkek birlikte yaşıyor. Tozu mozu geçin. Genel görünüm. Kızlar niye bir tek ben sesimi çıkarıyorum? Bence gayet aşkım, iyi. Şöyle bir bak. Okey verin tamam, kaçalım. Tamam hızlı çıkın da zehirlenmeyin hadi. Öyle yapmayın. Yatakların altına bakın bir daha açın açın arkadaşlar. Hayır. Yatak altı. Açın açın yatakların altını açın. Wow. Bir şey söyleyeceğim. Tertemiz olmuş. Değil mi abi? Aferin be abi ya. Helal. Hadi ödülümüz daha bu artık. Güzel olmuş Elif'in farkı. Bunların bir odasını temizleyince ödül alma gibi bir durumu mu vardı ya? Ben niye hatırlamıyorum öyle bir şey? Singirdul bu arada ikinci ayını kutlamış. Nice güzel aylarına teşekkürler. Yani böyle baktığım zaman kızlardan tahmin edebiliyorum ama erkekler de biraz zor ya. Tahmin et, etsene. Mesela kızlardan sence kim gider aynen? Güneş. Çünkü güneş... Biraz daha pasif kalıyor. Ya tamam. Pasif olmasından çok üzgün gibi ya. Mutlu değil gibi, mutlu aynen değil bana yani. Da öyle geliyor. Ben soracağım zaten yani. Ben güneşe bireysel olarak soracağım hani ne düşünüyorsun, ne yapmayı düşünüyorsun. Sonuçta ben de bir isim söylemek zorunda kalacağım değil mi herhalde? Kalacak tabii mi? Sen de söylüyorsun abi. Geçen elime de yoktu çünkü. Eğer böyle bir şey olursa yani konuşmamızdan öyle hani düşündüğüm şey doğrulanırsa yani ben Güneş'in ismini veririm herhalde. Rüyamda seni görüp sana bir şarkı yazdım. Nasıl bir şarkı? Çok güzel bir söyle. Şarkı. Sözleri mi sadece? Hayır. Okuyorum. Oku. Benim şarkım. Sana yazdım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hızlı başladık. Nasıl sence? Güzel yazmış mıyımdır? Bence güzel yazmışsındır. Söylüyorum o zaman. Güzel değilse uzatlarım. Tamam. 3-2-1. Dün gece gördüm rüyamda. Uzanıyordun yanımda. Bir ses duydum o anda. Neler oluyor kafamda? Gitme, gitme. Nereye gidiyorsun yine? Lütfen gitme. Nereye gidiyorsun yine? Devamı da var. Çok güzel. Yaşadığımız o anlar bir türlü çıkmıyor aklımdan.
Sanırım hapsoldum o ana. Dönemiyorum hayata. Gitme, gitme. Nereye gidiyorsun yine? Lütfen gitme. Nereye gidiyorsun yine? Beni senden nadilatetana çok canları sıkılmış kalbin olayım beni senden la... Bu ne oldu biliyor musun? Çok güzeldi bu arada. Rock müzik fena oldu. Evet. Oo, fena evet. Bir rock müzik. Ömür abi aynen. Buna hemen bir dans. Ben... Tam Özlem Tekin şeyleri bu havaları. Ya da şeyden atarım. Ömür hocanın doclama cümleleri. Nasıl ben? Tam Özlem Tekin şeyleri bu havaları. Ya da şeyden atarım. İşte değil mi? Sana olan aşkımı böyle anlatmaya karar. Aa Ömür hoca ne yaptı lan az önce? Benim yavrum ben ne seni yaptı? Tutuyorum gibi. Bak. O fena evet. Bir rock müzik olur aynen. Nasıl ben? Tam Özlem Tekin şeyleri bu havaları. Ya da şeyden atarım. İşte değil mi? Sana olan aşkım. Bak değil mi? Değil mi? Böyle anlatmaya karar. Şöyle sen gelsen de gelmeseydin ben zaten ayrılacaktım ondan. Yani zaten Elif'e falan da hepsine söyledim. Seninle bu işin hiçbir alakası yok. Sen geldiğin için ama görünen anda... böyle bir taraf da var şimdi. Hani tamam senin yapabileceğin bir şey yok ama ben bir tık kendimi hadi seni de suçlamıyorum. Kendi hatam da olabilir çünkü en başından biraz makara hayır, yapmak istedim. Senin bir hatan yok ki. Biraz kendini sıkıntıya soktum gibi geldi yani. Hayır konunun aşkım sen, bak seni seninle alakalı olmadığını da geldi. Söyledim ben sana orada. Sen gelmeden önce de zaten Tuna bunu düşünüyordu. Böyle aralarında yine sıkıntı vardı. Seninle gerçekten hiçbir ilgisi yok bu olayın. Peki. İkna edici mi? İkna, ya okey tamam. Bunu çünkü çok kez söyledi ve bunu senden de duymak daha şey oldu. Hani diğer insanlar da kızlarla da konuştum biraz. Gerçekten de sabah makyaj odasında konuşurken Özge aslında ayrılma sebebinizin şöyle düşünüyor hani. Benim diyor hani o tavırlarım, insanlara sataşmam falan bundan... Abi bu arkadaki kafalar kışkırtma müziği niye çalıyor ya? Simsimli bu arada bir abonelik hediye etmiş. Çok teşekkürler. Dolayı ama son diyor hani o tavırlarım, insanlara sataşmam falan bundan dolayı ama sonuçta biz birbirimizi seviyoruz. Hani ben hiçbir zaman onu gibi. Seviyorum demedim. Sen de biliyorsun burada. Ulan 72 tane kelimesinin 70'i yalan. Yine aşkım diyorum. 2 tanesi doğru aşkım. Seni seviyorum. Buna inanıyorsun değil mi? Ve onun sevgisine de inanmıyorum. Şu anda bir yarışma programı olduğu için şey var onun hani böyle kaybetmiştik şeyi olduğu korktum. İçin ağlıyor o yüzden. O şekilde davranıyor. İnanıyorum ki 2-3 gün sonra yeni birini tanımaya başladığında tamamen unutacak zaten. Ama bak kendini şey gösterme. Hiçbir evet, şekilde aynı. Aynen gösterme. Ama insan duygulamıyor. Biliyorum. Tamam yani. Biliyorum ama ona şey yaptığını göster. Sen dik dur biraz evet, ya. Öyle. Ah Özge az önce sen bir daha Asuman'ın şarkısında yelseydin vallahi çıkıra çıkıra ağlardın. Yapma aynen. Ama kızgınım ama. Biliyorum tamam şu an zaman değil yani anladın mı? Yani kızmakta da haklıyım. Baksana dün bana böyle bir şey diyen bir kızla oturuyor şu an yani. Ben düne kadar o çocuğun yanına oturmadım bile. Onun olduğu ortamda bulunmadım ki yanlış anlamasın. Ama sen, az önce ben sana şöyle oturdum. Söyleyeyim. Sen kalitenden ödün verme. Bence de. Sen şu an çok doğru hareket ediyorsun. Benim doğru olmak değil ki, haklı olmak değil ki mesele. Tamam doğru ya da haklıyı aramıyoruz şu an ama sen hani dik dur ki. Dik durduğunu görsün anladın mı? Aynen. En kötü zaten. Durumda bile senin dik durduğunu görmesini isterim ben. Mesela ben de ben öyle olsa eğer. Ya bak ben ona değer veriyorum. Hala uzaklaştım bu arada. Bu yaptığı hareket beni uzaklaştırdı. Bir kızlı saçlı bir... Yok ya. Zahmet oldu Özge. Biz bu arada yani çoktan Tuna'yı beklemeden kendisini bitirmesi gerekirdi. Göstermişim. Onu da mı açtı? O konuda mı açtı bir kızın? Sen neyini göstermişsin? Kızıl saçlı bir kız. Saçlı bir kız mı? Kızıl saçlı. Onu da açtı. Bu konuyla alakasız ve onu şu anda burada açtı mı yani? Ondan bana dolayı mı dedi? Sadece. Ondan arka, dolayı mı dedi? Arkada bana şu anda söyledi. Hiç acıma duygusu kalmadı biliyor musun ona da? Bak sabah... Hayır bunu söyledi diye ben dedi şey yaptım dedi. Onunla bunun ne alakası var ya? Bak sinirlendim şimdi. Ne kızıl saçlı kızı ya?
Gidelim mi şuraya? Gerçekten terbiyesizsin ya. Lan gitme oğlum. Yok gitmeyeceğim, gel. Gerçekten terbiyesiz dedi. Ulan. Üç gün önce tartıştığım konuyu şimdi geliyor sana burada. Ondan dolayı mı söylüyorsun? Dur anlatacağım şimdi. Ya kanka bak en başını anlatayım mı sana? Dur bakıp durma bir anlatacağım. Sinirimi bozdu ama şu anda ya. Hiç acıma duygusu falan kalmadı yani ona, biliyor musun? Ne için bana dedi? Şu an şey yaptı. Dur. Kimle konuştu ki? Gitme yanına, gitme. Hayır, bırak, hayır. Bırak gelsin Özge. Gitme şimdi, sinirli gitmeyin, yapmayın. Hayır ya, bak şu an ne duydu ne etti bilmiyorum tamam. Ama milletten tamam, duyduğuyla kalkıp bana şey yapmasın. Bekle sakin ol, bir hayır şey yapmayın. Bir şey söylüyor mu anlamadım ben. Ya yok meç falan da olmuyorum. Ne hali varsa görsün ya. Yemin ederim onun da bile değil. Bırak. Onunla mı uğraşacağım? Peki tamam dur saygı. Millet üzülmesin diye uğraştıkça başka tamam. Biz üzülüyoruz. Yani. Hayır ben dedim ki sen de niye böyle yapıyorsun çocuğa dedim. Hani niye trip iki defa trip attım dedi. Hı. Hani kalkıp gittim. Ben dedim ki bak çocuğun yanından dedim kalkıp. Oğlum dur. Sinirlendim ama şu anda. Vallahi çok sinirlendim ya. Bu nasıl bir şey ya? Kız bir şey mi dedi acaba? Ne oldu durduk yere anlamadım ben. Ağlıyorsun diye değil yani. Hayır hayır bir şey dediler, duydu. O ona yaptı. Şey ne duydu. Dedi ama? Ne dediler? Ne diyecek ki? Ne oldu ki sanki? Ne oldu? Ne oldu gene? Şey konusunu söylüyor. Neyi? Sen var mıydı bilmiyorum. Bir tane kız gösterdim bunda falan. Şey oldum falan gibisine konuştum. Beş gün önce mi? Üç gün önceki mi? Ne muhabbet? Üstü kapalı bir ufak bir tartıştık. Onu şu anda onun konu alıyor anladın mı? Onu kimle söylüyor falan. Ki? Kendini haklı çıkartmaya çalışıyor. Bak ben o üzülmesin diye bazı şeyleri alttan almaya çalışıyorum. Bak ben olayı o beni kötü göstermeye çalışıyor ya böyle. Şu anda ama gerçekten öyle yapma, hiçbir şey demedi. Bak benim yanımda kaç defadır konuşuyoruz. Tek kelime etmiyor seninle ilgili kötü bir söz. Tek kelimesi yok. Sakın düşme yani. Ya Tuna'ya zaten şey desen, Özge sana salak dedi desen, şu an zaten yeni haftaya kadar beklemeden ayrılmak için bahane arıyor. Herhangi bir şeyde zaten gidip yapacak bunu. Keşke şu an yapsa da mevzuat daha fazla uzamasa. Bak şimdi benim takıldığım nokta ne biliyor musun? Gidiyorsun. Hani konuş bitti. Gel yanıma gel. Anladın mı? Artık insanların şeylerle uğraşmaktan yani... Yorulmadın mı? Ya ben kimsenin bir şeyle uğraşmıyorum. Tamam, kendisi geldi. Bir şey konuşuyorsun anladın mı? Tam derdini anlatıyorsun. Ben gördüm tabii, zaten. Ne yapayım? Tamam her masada aynı muhabbet anladın mı? Oradan kalkıyorsun oraya gidiyorsun. Buradan kalkıyorsun Allah'ım buraya gidiyorsun. Allah'ım yarabbim ya. Ben bak, şimdi ben, oraya bak, oturdum. Ben... Başıma Özge geldi. Ne yapayım Özge? Tamam, canım ondan ben şey demiyorum. Derdimi dinleyemez miyim? Ondan bir şey demiyorum. Ondan öncesini diyorum ya. Lafları çekme ondan şöyle bir ondan önce de öyle. Oturuyorum biri geliyor muhabbet açılıyor konuşuyoruz. Sürekli insanların problemleriyle uğraşmaktan yani muhabbet bile yapamıyoruz anladın mı? Konuşamıyoruz bile. Ya dün bile. Bütün gün senin yanındaydım. Hala yine akşamında dedin ki benimle ilgilenmiyorsun dedim. Yuh yani. Ya işte bu böyle politikayla uğraşan kişilerin eşlerinin kaldığı klasik durum. Emir abi de bunu çok yaşadı. Asuman ve Emir Han'ın kaderi. Yuh yani gerçekten yuh. Finale kadar bekle yani. Yani final geçsin. Şimdi ben sana bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Kafanda bir şey yoksa tamam mı? Ne yaparsan yap onu burada tutamazsın ayrı mesele. Yani son, elinde sonunda elenecektir çünkü Sofya durumuna düşecek belli ki. Şansı durmayacak. Hak ediyor ama bence yine de. Ben de aynı fikirdeyim. Gitmesinden yana değilim. Ama yani eğer bu duruma düşerse ve hani aklında sürekli tuna olursa belli ki bayağı sorun yaşayacak burada. En azından kanka burada bu haftalık en azından olmasın. Bence onu hani koru. İzin tamam, verme. Çünkü yani sana olan duygularını herkes biliyor burada. Ve kız tamam, net yani. Ben zaten onu bildiğim için ve hani ben de eski meçim sonuçta. Düşünsenize Rabia ve Ömür meç olsa. Adayı ele geçirirler. Düşüncesi bile çok kötü geldi bana. Korkunç. Kimse duramaz ki önlerinde. Bir şeyler paylaştık, bir beraberlik sürdük. Bir anda onu yüzüstü bırakıp gitmek istemediğimden dolayı. Bu konuşmayı yapacağında ben de seninle olmak isterim. Yanında yap. Eğer hani bir şey düşünüyorsan önce seninle konuşalım ama kafanda tam belirli. Ondan sonra konuş onunla. Nasıl bir yol izleyeceğini. Ben dün akşam dedim sana. Biraz bakayım dedim. Sen dedim biraz biliyorum. Bak gözlem. Ben söyledim ama ona. Ama bu şekilde ben her arkamı döndüğümde benim hakkımda
ne bileyim Selena ile konuşup gelip sizinle konuşup beni size kötülüyormuş gibi hissettiğim ben zaman hiçbir kelime etmedi seninle. Kötülemiyor. Ben diyor ne yapayım diyor. Ama şunu unutma. Yani Selena yeni gelmiş bir kız. O kız da erkeğini korumaya çalışıyor. İster istemez yani kaybetme korkusu var, anladın mı? Bu normal bir şey değildir. Ve her şeyi yaptırır yani. Ve emin ol o sakin duruyor. Belki Asuma Masum olsa şu an ortalığı birbirine katmıştı. Hatta. Ağzımı açamıyordum. Elif de yapar ya, kanka. Yapar. Elif, Rabia, Asuma. Bayağı sakin duruyor emin ol yani. Biliyorsun ortada hiçbir şeyin olmadığını tamam, benimle alakalı. Tamam, ortada zaten bir ama şey yok. Ortada zaten bir şey yok. Ben buradan ne zaman arkamı dönsem fıs 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 orada o mutfakta birileriyle ya gülüşüyorsun ya konuşuyorsun ya dirseğin birine değiyor ya omuzun değiyor ya böyle dip dibe geçiyorsun. Kimle? Kiminle? Tamam söyle. Kiminle? Söyle. Kiminle yaptığını daha konuş mesela musun? Konu senden bitmeden bana geldi mesela. Bu da saçma. Ya işte sen yaptıklarına bakacaksın. Ben hiçbir şey yaptıklarına yapmıyorum. Yaptıklarına değil şimdi. Kızım. Bak ben sana bunu 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Sürekli söylüyorum ya sal milleti ya. Bırak milleti ya. Niye salmıyorsun ya? Bırak millet ne yapıyorsa yapsın. Biz seninle tartıştığımızda millet yapıyor mu bunu? Uzaktan izliyor, hoşuna gidiyor. Yemin ederim ki ya bakıyorum, yüzlerine bakıyorum. Ya ben gidip kimsenin İnsanların yanına bak, derdini vallahi soruyorum. Hoşuna gidiyor ya. Vallahi hoşuna gidiyor. Hepsini görüyorum ya. Hepsi sahte insan ya. İnsanların bildiğin hoşuna gidiyor. Gülüyorlar ya. Ama bize baksana. O onun arasını günaydın. Yapıyoruz. Bunun yeni arasını yapıyoruz. Onun arasını yapıyoruz. Bunun arasını yapıyoruz. Bize ne? Biz gönül elçisi miyiz? Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Kendileri düşünsünler. Şimdi bizim aramız bozuk olduğu için şimdi sana gelip farklı... Bundan sonra herkes ederi kadar modunu açtı Emirhan. Bana gelip farklı konuşacaklar. O yüzden birbirimize bir şey sormadan şey yapmayalım. Evet. Konuşmayalım hakkımızda diyecektim. Sana yemin ederim. Ki bak ben daha konuşmadan, o da konuşsam konuşmasam kararsam çünkü ben gitmek... Bu arada Emirhan'ın o bunların hepsi sahte insan kısmı VTR girerse Ömür Hoca kalp krizi geçirebilir. Ben size söyleyeyim. Çünkü aklıma direkt o geldi. Çünkü Emirhan'a çok değer veriyor. Bunu kaldıramayabilir bak. Bu adada birçok şey sineye çekti o adam ama bu son damla olur. Gitmek istemedim yanına. Çünkü o dünkü olaydan sonra zaten bana bir açıklama yapmadı. Asuman üstündeki ne güzelmiş lan. Kötü bir manzaraydı dünkü evet. E tamam sen her zaman ben şey miyim? Daha önemlisin. İnsanların problemlerinden daha mı önemli insanların problemleri benden? Emirhan şu anda benimle... Abi ben de offline gözüküyorsun. Ağzımı açmadım. Banlandın mı nedir? Kankam banlansan çete yazamazsın. Kanka. Sen bir yenile farklı tarayıcıdan dene eğer bir sorun varsa. Bu konuşmayı yapacağın ya hiçbir konu yok ortada. Sen de bunu kabul et. Yok, tamam. Ben yani ben şey. Hayır. Ben ne canım? Duymadım. Duymuyor ki biz dedim. Çete yazıyorum. Ha evet. Boşa rahatsız oldum orada. Yok rahatsız olabilirsin. Ben durduk yere rahatsız oldum. Tamam, geldim. Tamam ben de bundan sonra biri geldiği zaman canım kusura bakma deyip geri gönderirim. Okey. İşte bak şu an anlamak istediğin gibi anlıyorsun ama ben sana öyle bir şekilde söylemiyorum. Ben sana diyorum ki bak ben bir şeyden rahatsız olmasam kolay kolay dile getirmiyorum. Bunu çok iyi biliyorsun. Sana demek ki rahatsız olmuşum, ben kıskanmışım, bir şey olmuş. Zaten bunun isimlikle alakası. Ben tamam. Demek ki seni kıskanmamda problem var mı? Yok. Ya da rahatsız olmamda bir problem var mı? Yok. Çünkü sen de benim bazı hareketlerimden rahatsız oluyorsun, ben de törpülüyorum. Yani törpülüyorsun iş, öyle mi? Yani dikkat ediyorum o anlamda dikkat söylüyorum. Dikkat ediyorsun. Anla bak anlamak istediğin gibi anlama lütfen. Bu ikilinin bu aralar kavgalar bu bir sıklaştı bu arada. Buradan. Emirhan alttan almasa bunlar çoktan ayrılırdı. Buradan yani. Bazı çanlar çalıyor gibi gözüküyor. Tartışmalar arttı. Sükunete davet Emirhan ediyorum. Çok güzel alttan. Sükunete davet ediyorum. Tuna senden ayrılmak istiyor da vicdanen ayrılmıyor mu dedin Özge? Yok ya öyle değil. Tam olarak böyle dedim bu arada. Tam olarak cümle bile buydu. Yani Tuna'nın ilk kez bu kadar doğru bir cümleyle geldiğini duydum. Ama bu arada şey... Rabia söylediğinde haklı yani. Tuna'nın doğru bence cümleyi öyle söylemesi bir şey ifade etmiyor. Poliploidi Efe hiç yazmadan takip ediyordum ama sessizliğimi bozup bu yorumu yapmam lazım. Bu düet şarkı zihnimde Tuna ve Elif birlikte düet yapıyor gibi hissettirdi. Şey mi? Kalbimi kırıp da gideceğim aşkın adasına. O mu? Bana da Ömür abi söylüyor gibi hissettiriyor biliyor musun? Sanki Ömür abi söylüyor. Nakaratını Elif'in
sesine benzetme makarasını yapmıştık bir kere. Oradan da kalmış olabilir. Ömür Hoca'nın o rap kısmı. Ben dedim ki Tuna biraz vicdan yapıyor dedim. O dedi ki sence duygusu yok mu dedi. Ben de dedim aşkım o kadarını sen bilirsin dedim. Bilemem dedim. Ama biraz dedim şey yap dedim yani. Her şey hazırlıklı ol dedim. Ayrılmışsınız gibi bir şey dedim. Aynı böyle bunlar. Öyle bir şey mi dedi? Öyle demiş bilmiyorum yani. Vicdan yapıyor da ayrılmıyorsa demiş ben ayrılırım falan yapmış böyle. Dünden beri bunu söylüyor zaten. Doğru zaten bu. Vicdan yapıyorum ama şöyle de bir şey var. O kadar zaman geçirdim, o kadar ne bileyim bir şeyler yaşadık, birlikteliğimiz var. Onların da etkisi var anladın mı? Hani sadece vicdan değil ki bu. Hani kırılsın istemiyorum. Ama vicdan da var. Dediğin haklı ama onlar da var şimdi. Tek vicdan dediğin zaman şey olur. Hani dediğin gibi sen ayrıl gibi yansıtır anladın mı? Hani ben vicdanen ayrılamıyorum, sen ayrıl yani yok ben dün de söyledim, bugün sabah da söyledim, mutfakta da söyledim. Hazırlıklı ol dedim bazı şeylere. Ama dedim Tuna bu ne yapacağım belli olmaz dedim. Sen eğer kızla gidip bir şey söylersen ya laf sokarsan daha kötüye gider. Ben haberin kıza olsun. Bir şey demedim ki. Konuşuyorsun sonuçta. Yok konuşmuyoruz. Özge ben kıza sordum, kız şey dememiş. Hani sen bana dedin ya kurtulmak istiyor gibi... Senden kurtulmak istiyor gibi konuşuyor dedin ya. Yemin ederim dedi. Dedi canım. Benim dediğime mi inanacağım? Sana mı yok, dedi? Yok bize de dedi. İlişkisinin gerçekten bitmek üzere olduğunu ve kurtulamadığını gerçekten deli gibi dile getirdiği için gözden geçirme durumu oldu. Bu normal değil mi? Yanlış bir şey mi yaptım sizce? Bence yapmadım. Doğru bence de. Tamam bunu şu an sen anlatamazsın, dinletemezsin. Ben sana bunu söyleyeyim. Ama şimdi iki günlük kızın lafına mı inanıyor? Ben benim de, lafıma tamam, bunu, ama bunu Tuna o de, zaman... Kız dedi ki bize, Tuna da geldi bak, bana konuya, sordu dedi. Tamam tatlım bu konuya girersen... Sana kalır ihale. Ben sen bir de niye Tuna'yla sadece muhatap olmuyorsun? Yine gerek var ki başkasıyla konuşmaya. Hayır o geldi benimle konuşmak istedi. Ben kızla muhatap olmadım. İstemem. Konuşmam. Ben Özge'ye şey dedim. Ne yapacaksın peki dedim geri hani. Geri dostumuz nerede ya? Hiç gözükmedi Çağrı. Harbiden lan. Ben onu merak ediyorum. Görmedim bir türlü. Harbiden lan bu arada. Evet, bölüm başladığından beri hiç gözükmedi galiba. Tuna dedi o kızla meç olursa dedi, ben de yoluma bakarım dedi. Al ben de sana bunu söyleyeyim o zaman. Öyle mi? Kızgeye şey dedim, ne yapacaksın peki dedim hani. Tuna dedi o kızla meç olursa dedi, ben de yoluma bakarım dedi. Al ben de sana bunu söyleyeyim o zaman. Öyle mi dedin? Öyle dedim. Bana çok güzel bir şey söyledin şu an. Ne diyecekti ki? Hayır aşkımdan ölürüm onu beklerim. Hemen bu adayı terk ederim. Niye söyledin bunu? Ama baksana ben orada iyi niyetli konuşmuşum. Gitmiş çocuğa şey anlatmış. Tamam VTR'de izlersin kendini. Özge'yle şey yaparsın muhabbeti. Ne yapacağım kendisi söyledi. Kendi söylediği şeyin arkasında dursun. Evet. Emirhan yine sinirlendi. Yani Emirhan, konu onlardan Emirhan çıkıp madem, başkasının ilişkisine gidince. Emirhan madem VTR konusunda bu kadar hani şey tetikte. Az önce niye herkesten nefret ediyorum dedim. Bunların hepsi sahte niye dedim. Bence onu verecekler biliyor musun bu sohbet yerine. Bence de verecekler. Yani yapacak... Ömür abi alınacak ona da. Sen bile gizli yap bari. Yani direkt bir oyun için gelmişler anladın mı? Ya en azından bu kız. Hareketleri tavırları belli. Sen ne demek istedin? Finalden sonra bitireceğini mi söyledin Tuna? Doğru söyleyeyim. Hayır ya. Öyle mi anlaşıldı? Ben anlamadım. Ben duymadım onu. Ben anlamadım. Finalden sonra bitecekse zaten falan dedin ya. Finalden sonra bitireceğini şu an şüphesi olan var mı ki? Oğlum biz aynı konuşmaları izlemiyor muyuz evin içindekilerle? Bağırın dedim. Hissettiğimi söylemiş o zaman. Yanlış bir şey söyledim galiba. Öyle bir şey yok canım. Yani siz konuşacaksınız, oturacaksınız, halletmeye çalışacaksınız. Sana öyle söyledi sandım ben Tuna. Hayır. Ha, söylemedi mi? Bırak o karar versin ya. Ya öyle benim fikrimi söyledin. Ya fikir diyorsun, adamı yönlendiriyorsun ya. Bırak. Ya salak mı adam yönlensin ya benim? Ya bırak mesela? Adam... Deniz Barış ne yazdın görmedim, bir daha yazsana. Düşünüyor zaten, biliyor ne yapacağını.
bir şey söylüyorsun, sonunda bildiğin bir yönlendirmeye sokuyorsun ya. Allah Allah. Sana böyle diyordu, yukarıda da kendisi bana beni yönlendiriyor biliyor musun? O da bana diyor, böyle yap şöyle. Sadece şunu bunu yap diyorum, şunu göster. Ben öyle sana demiyorum ama. Bunun yaptığı ne biliyor musun? Direkt o yola sokuyor direkt yani. Götürüyor yani. Öyle mi anladın oğlum, benim dediğimi? Lan fikir veriyoruz ben zaten. Fikir veriyoruz. Bırak karışmasın. Niye? Sen ver fikrini oğlum ya. Oğlum, ne oluyor sana? Kurulmaya mı başladın? Lan sana değil be oğlum ya. Senlik bir şey yok ya. Senlik bir şey yok. Ben sürekli söylüyorum ona. Kızıyor ben böyle konuşunca. Sen değil bırak, yani. Bırak fikrini ver. Bir şey demiyorum. Yönlendirme yapma diyorum ya. Abi niye alsın, söylesin bana, anladın mı? Lan zaten söylüyoruz, onu demiyorum. Hani direkt hedefe şey yapıyor, anladın mı? Yapsın, belki öyle bir şeye ihtiyacım var benim ya. Ya sen düşünemiyor musun oğlum kendini? Düşünemiyorum işte, o yüzden geliyor masa masa geziyor mu? Be Rab, tövbe ya. Sen oğlum kafana zaten koymuşsun mevzuyu. Olacak belli yani, çok şey yok. Oğlum Emirhan garip bir şey yapmıyor ki chattekiler. Rabia'ya sinirleniyor. Tuna'ya söylediği bir şey yok. Sabahtan beri zaten diyor ki artık şu milletin meseleleriyle uğraşmayı bırak diyor. Daha o konuyu konuşurlarken Tuna geliyor, yine aynı konu oluyor. Sen demedin mi? Gol 3-1. Hadi bakalım. Dakika kaç? Özkes. Oğlum hala maç mı var lan, saat 12'ye geliyor. Söyledim ben, finale kadar devam edeceğim finalden sonra. Evet. Özge böyle bir şey Özge bilmiyor. Özge böyle bir şey bilmiyorum demiş. Öyle demiş. Finale kadar. Sen bu Tuna'ya bir şey söylemiyorsun. Ömür! Yok ya, ben bence Özge de gelsin. Özge konuşma de gelsin, kanka bir dur bir ya. Dur, bak, dur bir sen şuraya kanka, biz beraber konuşalım mı üçümüz ya? Ben. Yok kanka, bitireceğim ben zaten ya. Hayır hayır, saçmalama kanka, böyle bir şey yapma. Hayır oğlum, böyle bir şey yapma. Bitirmem gerekiyor kanka. Hayır kanka, böyle bir şey yapma. Ya Furkan salsana abi. Abi abi. Yine mi Kerem attı? Ne diyorsun ya? Öyle Ömür'le Furkan bana bilmiyor tamam. Bilmiyor Özge yaptı. Söylüyor da Elif de, ben durdurdum şey. Hemen dedim. Ben herhalde yanlış kanka anladım galiba falan diye kıvırdım yani. Kanka bu ama sen söyledin de. Buna sen böyle bir şeyi ona söyledin mi? Söyledim, söyledim. Bence gelip söylesin ya. Sonra böyle bir şey mi dedin? Ben finale kadar devam edeceğim seninle kanka dedim. Hemen bu hafta giderim. Böyle bir şey yok. Otur şuraya. Bu hafta gitmeyeceksin Özge. Bu hafta maçız biz. Sonra... Tuna öyle söylemiş. Özge'yi durdurduk ya, Elif'i orada durdurduk ya. Tuna söyledi Özge. Tuna konuştum diyor. Ben o yüzden rahat rahat orada konuşuyorum. Tuna söyledi mi şeyi? Söylemiş Özge. Ben finale kadar onunla birlikte olacağımı söyledim. Haberi yok. Nasıl yok ya? Ben söylemedim bak, sinirleniyorum bak. Üç defa söyledim ben ona. Elif'ten duyduğunda bir şok oldu. Şok oldu işte. Söylemedim ben de kıvırdım orada. Ben yanlış anladım. Ben böyle yemin ederim ki söyledim bak. Şu an beni sinirleniyor. Haberi nasıl yok? Üç kere söyledim ya. Konuştuk hatta, ben sana güveniyorum. Böyle bir şey yapmayacağım. Sakin ol, dur bir sakin ol. AP on my wrist, chill. You ain't gang, 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 you ain't even real. Hopped up on a flight, baby, I ain't in my feels. Sen neler yapıyorsun? Ben neler yapıyorum? Ya ben ağırlıklı olarak müzik... Aha geldi. Geldi. Cyber bak yeni. Aha. Erkek yarışmacı. Yapıyorum bu ara. Hoşuma çok gidiyor yani, böyle stüdyoya girdiğim zaman rahatlıyorum. Yani kariyere çok önem veriyorum açıkçası. Tek tek dinliyorlar ama. Basamakları çıkarken de odaklanmak lazım. Dikkatin evet, başka yerde olacak. Evet, hayatta şey oluyor ya. Önceliğin olması gerekiyor bu konuda. Evet. Her şeye yetişemiyor insan. Aynen öyle. Benim de şu an önceliğim iş işte. O yüzden 2 yıldır falan bir ilişkim yok. Benim kararım, benim tercihim doğrultusunda. Yani temiz kafayla ilişki yapmak istiyorum. Hani işte, kaç yaşında çağırdı? Bir şeyleri oturttum. Vallahi bilmiyorum. Kaç yaşındaydı lan chat hatırlar? 25 miydi? Ha 21 mi? 20 mi? Öyle bir şey yazıyordu. 20 evet. Yazıyorlar yani. Aynen kesinlikle. Bir şeyden oturtayım. Sonra güvendiğim bir insan olursa hayatımda onunla birlikte devam ederim gibisinde. Geldik bakalım buraya işte. Ne olur ne olmaz göreceğiz artık. Kısmet. Aynen öyle. Bence şöyle yapalım. Bu konu açıklığa kavuşsun. Herkes buradayken konuşursun yani. Çağıralım Özge'yi. Hayır ya, Tuna o zaman kavga eder şimdi Özge'yle. Niye kavga etsin? Elif.
Yani şu an bilmiyorum. Hayır, ben sonra sorumlu çıkmak istemiyorum. Ben problemli çıkmak istemiyorum. Ben şöyle. Abi Elif, sen problemli çıkmazsın da Furkan buradan problemli çıkar. Sabahtan beri oradan oraya laf taşımacılığı yapıyor. Furkan'ı da seviyoruz tamam ama yani şimdi de laf taşımacılığı yaptıktan sonra Tuna gidip ben ayrılacağım diyor. Ayrılma diyor kendine patlamasın diye. E o zaman ne ortalığı mikserliyorsun yani Furkan? Ben biliyor diye gittim öyle olacak koç. Bir şey değil. Çünkü bunu Tuna biliyor dedi. Olacak bir şey değil. Bunun yerinde sen çok de olabilirdin. Özgen'in yerinde bir başkası da olabilirdi. Bunu yapacak olan bu adam. Ve yalnızken konuşması lazım. Bence öyle budur. Değil. Neden biliyor musun? Çünkü burada olaya birkaç kişi daha karıştı. Bir kere bunun bir açıklığa hani kavuşması gerekir. Sonradan aralarında yalnız konuştular gerekiyor. Defalarca çözüldü mü? Çözülmedi. Çünkü o farklı anlatıyor, o farklı anlatıyor. Ama şu an adam kafasında net bir şey olduğunu söylüyor. Bence bu durumu gerçekleşsin. Konuşsun bir tek başına. Yine konuşacak. Abi üç kere söyledim sonra... diyor. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Yani finale kadar o seninle beraber mevzusundan bahsetmiyorum. Tamam, her şu an diyor ki ben diyor biraz sonra bitireceğim diyor. Bir bu durumu konuşsun bence Özgür'e, ondan sonra olacaksa olsun. Ne olacağını görelim. Hayır, zaten oturup konuşacaksınız. Yani burada kan davası çıkmayacak ama şu an bu ordu orta hani bitiyorum derse bakın. Sonra bizim başımıza patlıyor her şey. Ya herkesin ben size söyledim. Yerinde siz de olabilirsiniz. Ulu Orta yapmasını istiyorsanız çağırın kızı söylesin. Hayır, hayır. Hayır bitirmeyi tabii ki de Ulu Orta yapmasın. Tam burada eğer bunu açılır ve kavgaya dönerse burada Ulu Orta bitirecektir. Tuna ben tanıyorum az çok. Onun için sizi uyarıyorum. Siz istiyorsanız yapın. Ben olmayacağım ama burada siz konuşun. Bir şey diyeceğim. Rabia ne demiş? Hokkabaz'ı dinlemeleri lazım. Evet, Hokkabaz mantıklı konuştu. Rabia ne demiş Tuna? Bir şey demiş ona. Yani, ne demiş? Tuna Selena ile meç olursa ben de yoluma bakarım demiş. Tamam dedim baksın. Rabia'ya mı demiş Özge? Rabia da bunu gelip yetiştirdi sana. Tam böyle olması bir sorun mu yani? Konuşmasam diyorum. Umurumda bile değil. Ama bana da diyor ki sen olmazsan ben buradan giderim falan gibisine konuşuyor. Yani bir öyle bir böyle konuşuyor. Bu da benim için. Kanka bunun anlamının şey değil. Bakın, zaten ben arkadaşlar istiyorum bakmak yani. Arkadaşlar bu arada duygusal geçiş yaşıyor. Bakın kolay değil şu anki anlamda. Ben zaten yoluna baksın istiyorum. Benim anlamadım ne biliyor musun? Duygu şeyi Rabia bir tane senden yakalamış ona söylemiş. Ondan yakalamış sana söylemiş. Bunu neden yapıyor? Hadi Ömür Hoca da hemen konuyu kendi mevzusuna çevirdi. Bir yerden Rabia'ya bir şey söylesem diye bekliyor ona. Hep yapıyor ama hep. İstersen konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Sen konuştuğunu biliyorsun yani. Ha benle ilgili mi diyorsun? Ben kötü niyetle söylemediğiniz şey yaptım zaten. Söyledim. Anlatmak istersen sizin sıkıntı ne Tuna'yla? Boşver. Ya boşver değil. Belki yardımcı oluruz bir hani. Ya gerek yok ya. Vallahi eyvallah. Akışına bırakma. Ben kötü niyetle söylemediğini söyledim. Aşkım kendi söylediklerini de söyleyeceksin o zaman anladın hayır, mı? Hayır söyledim kötü niyetle söylemediğimi söyledim. O zaman burada konuşulan her şeyi söyleyeceksin ki. Söyledim. Konu farklı bir yere çekilmeyecek. Söyledim. Bence tam olarak anlatmamışsın. Söyledim. Nokta. Asıkası feyvara. Sizinle mi? Dün. Sizinle mi abi? Finale kadar seninle maç olacağımı söyledim değil mi? Hatırlıyorsun. Evet. Neden söylemedin dedin? Neyi? Elif'e şok olmuşsun Elif. Hayır finale kadar. Finalden sonra ayrılacağımızı söylemedin. Konuşacağız dedim. Finalden sonra ayrılacağımızı söylemedin. Evet. Konuşacağız dedim. Ayrılacak mıyız finalden sonra? Ayrılacak mıyız finalden sonra? Ayrılacağız. Dur bekle daha konuşmam bitmedi. Kıza şey diyorsun. Kız sana kurtulacak, benden kurtulmaya çalışıyormuşsun. İşte Özge tam olarak bu noktada madem finalden bitmesi sonra ayrılacağız. Gerekiyor. Ne konuşuyoruz ki şimdi ayrılalım deyip kalkmasını evet. Gerekiyordu. Öyle bir şey söylememiş. Söyledi. Sen onu o şekilde anlamışsın. Sonra öyle bir şey demişsin. Dedi ki şu an açıklama yaparsam ona gider konuşursam bir şeyleri kurtarmaya çalıştığım ve ona umut verdiğimi düşünecek dedi. Yani kafasında tamamen bu ilişkiyi bitirmişse kurtulamıyormuş gibi konuştu. Yemin ederim ki her şeyimin üzerine hatta bir tam kere değil birkaç kez söyledi ve sen iki günlük insanın lafına inanıp bana kimseye inanmıyorsun. Kimseye inanmıyorum ben konuşuyorum şu anda. Laflar evrilip çevrilip başka şekilde bana geliyor. Yemin ederim ki bu lafı defalarca hatta beni ne konuma soktu biliyor musun? Sen evet peki, sevgilim diyorsun ama
çocukla işte o kendinden bahsetti, ben kendimden bahsettim. İşte ilişkinizi konuştuk, ilişkinizin zaten çok kötü gittiğini, işte böyle neredeyse acıdığın için neredeyse benimle beraber olduğuna getirdi. Şuradan sağ çıkmıyor ki böyle. Tamam dedi. Böyle konuşma, tamam. Peki şey dedin mi? Tuna o kızla meç olursa ben de yoluma bakarım. Evet. Bakarım. Çünkü bana yemin etti dedim. Eğer dedim öyle bir şey yapıyorsa dedim, o dedim benim hoşlandığım, değer verdiğim, sevdiğim adam değildir dedim. Peki ben sana asla o kızla mı meç olmayacağım dedim. Bu hafta yemin ederim dedim. Kızla falan hiçbir alakası yok bunun. Yemin ederim ki yok. Onlarla da meçleşmeyeceğim. Hiçbirine güvenmiyorum zaten. Kimseyle meç olduğum falan yok. Kimseyle de olmayacağım. Tamam ama hiçbir zaman mı dedim? Yani yemin ederim. İnananlar fav. Ben her o kızla meç olmayacağım dedim. Tamam, bu hafta için konuştum ama bu sen neden? Bu hafta için yemin ederim bu kızla meç olmayacağım diye bir şey mi var? Meç mi olmak istiyorsun Tuna? Buyur. Hayır, meç olmak istemiyorum. Onu demiyorum ben şu anda. Şu an bizim ilişkimizde zaten şöyle bir şey diyeyim. Sağlam bir sorun yoktu. Gayet iyi gidiyorduk ve canım mı sıkıldı bilmiyorum ne oldu ne bitti. Sana saygı duyuyorum. Bir şey de demek istemiyorum. Herkes zaten kendini ortaya koyuyor. Ne olduğu ne bitti her şey ortada. Benim içim çok rahat, vicdanım çok rahat. Ben sana, kız bana gelip bunları demeden önce ben buradan giderim de dedim, değil mi? Ki giderdim de sen de çok iyi biliyorsun. Ama sen kalkıp da iki günlük gelen kızın lafına inanıp bana bunu sor. Şu an çok iyi gidiyoruz. Şu an Özge çok iyi gidiyor. Sonunda konuşmaya başladı. Şimdi sonlarına doğru... Sorguluyorsun. Senin ben bu hareketin de beni zaten uzaklaştırdı. Merak etme. Ben uzaklaştım. Tamam bitirelim o zaman. Rahat rahat yeni meçine koşabiliriz. Güzel. 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 Punchline 10'da 10 değildi ama 10'da 7 bir punchline. 8'i var. Ne oldu Özge? Finiş mi? Bitirdik yani. Bana yemin etti ya birlikte olmayacağını, meçleşmeyeceğini. Diyor ki ben diyor bu haftayı kastettim. Öleceğim ya. Bu haftayı kastetmiş. Hiçbir zaman mı meç olmayacağım dedim diyor bana. Malumun ilanı. Benim yeni meçine gidebilirsin dedim. Vereceğim dedim de yani sana şimdi bu ceketi arkadaşınla iddiaya girmişsindir. Vereceğim dedim de bu ceketi ne zaman vereceğimi söylemedim ki. Tarzında bir söylem. Abi, yeminin zamanı mı var? Ben anlamadım. Sen yemin ederim ben bu hafta bu kızla meç olmayacağım yemin ederim mi dedin? Buyursun gitsin ya. Kızlar gerçekten dengesiz ben. Vallahi dengesiz ya. Duygu tam duyguyu hareket edemeyip olaylar böyle sarpa sarıyor. Ama kanka bir şey bir kere de içine sinmeyince sürdüremiyorsun. Ya sürdüremiyorsun kanka şimdi bir şey birinin yani bir sorun var orada. İkisi de çözemiyorlar kanka. Bitirecekler ama Tuna mesela. Tuna şu an neye kuruldu mesela ben anlamadım. Tuna'nın şu an mesela derin bir oh çekmesi, rahatlaması gerekmiyor muydu? Bir şey yapmak istiyor. Yani üzmek istemiyordu gerçekten. Helal olsun. Kanka ama şöyle bir olay var. Üzülmeyince üzülüyorsun burada. İşte evet. Üzmeyince üzülüyorsun. Bak ben onu anladım. Şimdi konuşma dedim ben sana. Akşam konuşsaydın. Kanka kız kendi söylemiş zaten. Kanka. Boş ver. O mu çağırdı seni? Hayır ben çağırdım. Ben konuştum. Dedim akşam çağır kanka. Kendi kafasında zaten otururken gayet dünkü, evvelsi günkü gibi düşük oturmadı. Belli ki bir özgüven gelmiş. Bir şey olmuş.
Ya yok bunun umurunda olacaktı. Kızından beri. Şu anda da çok da umurumda değilmiş gibi yapıyor. Ama kadın böyle yapmak zorunda. Sofya da yapsın zaten. Ben şu anda gerçekten takdir ettim onu yani. Güzel bir şey yaptı. Kanka böyle kalmayacak bence. Çünkü Sofya da ilk gün yaptı aynı mevzuyu. Sıkıntı yok benim için bitti falan. Yok yok o ben onu şeye aldım, o vibe'ı aldım. Bence senden ayrılmak istemiyordu. Dün geceyi de yuttu. Ama baktı ki sen bugün bir şeyler yani, olmuyor. Zaten çalıyorduk kanka dinleksin zaten. Sen bize dünden beri diyorsun ki kız geldi bana konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama Emirhan kızıyor. Tutamıyorum kendimi gerçekten. Geldim bize dedim ki dünden beri. Kız bana geldi dedi ki sinirimden çatlayacağım şimdi yemin ederim. Geldi dedi ki Tuna kızdan ayrılmak ne demişti Tuna ya? Tuna'nın şey yaptığını söyledi bana. Kurtulmak istediğini ve bunu reddediyor kız. Şimdi de gitmişsin ama demişti ki. Ama öyle hissettim diyor kız. Kurtulmak istediği bir ilişkideymiş gibi bir hissettim. Ama Tuna'ya demiş ki ben öyle bir şey demedim. Sen demiş. De gitmişsin demişsin ki Tuna sana bunu sorunca ha ben o zaman öyle anladım. Ben öyle mi demişim? Öyle söyledi. Tuna şu an bana bunu sordu. Bu zamana kadar hiçbir zaman sormadı. Birazcık sesli konuş. Sana öyle mi dedi? Ben de duyayım. Evet sesli. Kim dedi sana bunu? Sen bize şimdi demedin mi kanka? Bu kelimenin üzerine. Hadi bakalım. Yine Rabia bazlı yine bir tartışma yani. Emirhan'a bak. Emirhan'a bak. Emirhan'ın min gerginliği. Ben Özge'ye bunu sordum. Özge bana şeyde dedi demedin mi? Ha ben öyle anlamışım o zaman diye. Neyi anlamadım ya? Neyi? Demedin mi ama onu söyle. Kurtulma muhabbeti. Evet öyle dedim. Öyle anlamışım dedim. Ben de diyorum ki sen bana sordun bize mı? Bunu böyle söylüyorsun. Şimdi Tuna'ya niye diyorsun ki ha ben öyle anlamışım? Hayır ben öyle bir şey mi dedim sana? Hayır sen kim dedi bana? Biri dedi onu öyle anlamışım demişsin. Hayır ya. İyi ya. Ya bu ben o gel kadar, senin yüzde şeyin sıkıntı kadar, yok. Bu, o kadar bu böyle dedi bu kız. Üç kere dört kere tekrar etti. Tamam bu şu anda sanki kavga mı yaratmaya çalışıyorsun? Hayır, anlamadım yani. Sana iyilik yapmaya ben çalıştıkça iyiyim. Bu şekilde mi İyiliğin dönüş için yapacak? Teşekkür ederim çok düşüncelisin. Tamam böyle yap. Böyle ya. Devam et. Bak şu anda gerçek yüzünü çıkartıyorsun. Yapma aynen. Bence. Bak görüyor musun? Ya ben gerçekten neyse hiçbir şey söylemiyorum. Tuna'nın Özge'ye karşı tavırlarında iki gündür inanılmaz bir yani şey vardı. Seni ben tutuyorum burada. Tarzında bir tavır vardı. O ortadan kalkınca sıkıntılar başladı. O yemin muhabbetini dedin ya sen. Şu an seninle konuşmak istemiyorum. Çirkinleşmeye başladın gerçekten. Hani bunu yapma. Gerçekten bunu yapma. Sen üzülme diye ben iki gündür kendimi yiyip bitiriyorum. Sen bu şekilde hemen bitti diye biter bitmez böyle seviyesizleşeceksen beni pişman ettin. Ben gerçekten beni pişman ettin. Ben senin hakkında kötü konuşmam. Sana laf etmem. Şu konuşmam bile şu anda ama üstten konuşma. Bak zaten seninle sorunumuz buydu. Senin sorunun bir diyorsun ki sertsin. Bir diyorsun ki duygusalsın. Hangisi olayım? Oyuncak hiçbir şey bebek olma. Miyim bak, ben? Kıyım. Ya var ya gerçekten neyi öğrendim biliyor musun? Kalp kırman gerekiyor burada. Kendi kalbin kırılmaması için. Gerçekten böyle yapman ya, gerekiyor. Ya bugün gece değil ondan önceki gece sen beni öpe öpe götürmedin mi evet, ya? Evet götürdüm. Tamam. O zaman niye bana demek şey ki yapmamam yapmadın? Gerekiyormuş bak böyle. Tamam oğlum tamam ya bir şey yok kanka. Hayır daha ya. Sıkıntı yok. Yürü ya yürü ben durmak istemiyorum burada. Vallahi daha çok kinleneceğim yoksa. Yeni meçine git. Okay, baksana yemin ya kullandıracağım. Bana yemin edip. Bana diyor ki bu hafta için dedim ben. Pişman olmadığımı kanıtlıyor şu anda gerçekten. Aynen. Yani haksız kimin çıkacakları yerler olacak. Çünkü şu an ayrılma sürecinde ister istemez hani birbirlerine şey yapacaklardır. Hani içine atardı, ağlardı, ne şey dedi? Yapardı. Laf sokmaya çalışıyor şimdi bana. Tam uzak dur. Sen adamla niye yaptıysan, sen usulünce gittin söylediysen uzak dur. Tartışmana gerek var mı? Laf soksa. Bak görüyor musun? Tamam bırak yapsın. Ne yapacak? Ne kadar yapabilecek? Ne yapacak yani? Gülüyor bak şu an hareketlere. Yapma. Sen şu an sen söyledin mi sen adam bunu yaptın gittin yüzüne konuştun mu? Ben yapabileceğim en büyük şeyi tamam, yaptım şu an yani. Sen hani daha fazla şey yapmana gerek yok. Bırak o yapmak istiyorsa yapsın eğer öyle şeyler. Ben ona söyledim dedim ki usulünce dur dedim hatta. Evet. Bu meçte bitti.
neyin ne olduğunu herkes görüyor, biliyor. Yani cidden... bana mesela bana demedi ki ben senden finalden sonra ayrılacağım, edeceğim. Elif şimdi şey yapınca patladı olay. Bana öyle bir şey demedi, onun yüzüne de dedim. Kıvırmaya çalıştım ama olmadı. Ama söyledim diyor ısrarla. Hayır, ben Özge'ye defalarca söyledim. Zaten öyle dediği için ben de rahat rahat geldim burada konuştum yani. Sonra kıvırmaya çalıştım. Konuşuruz dedi, ben de finalden sonra. Def 3 kere söyledim dün akşam dedi hani. Nereye kadar? Ona bakarsan bana yemin etmişti o kızla meç olmayacağım diye. Şimdi gelmiş bana diyor ki ben sana hep bir meç olmayacağım diye yemin ettim. Ya bak dedi ki şimdi... Bu muhabbet çok iyi. Dalga mı geçiyor bende? Kız... Bu haftalık yemin diye bir şey mi var ya? Bak kızlar gelmeden... Aşkım, Elen beni işlemiyor. Sağ olsun, çok iyilik yapıyorum diyor. Allah razı olsun ya, ilişkimizde... Bir daha geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Belliydi ama. Belliydi. Ya Elif de burada. Sen demedin mi? Elemeye kadar meç olacağımı sana söylemedin mi? Elemeye kadar dedim, beraber olalım. Sonra elemeden sonra konuşuruz demedin mi? Ayrılacağım mı dedin? Tamam ben konuşmayacağım ya vallahi. Vallahi konuşmayacağım. Abi sen de sürekli gelip konuşmayacağım diye gidiyorsun. Sen haklısın. Mı dedin? Sen haklısın. Ben yanlış bir insanım. VTR ya da mesaj geldi. Cyber bu son zamanlardaki performansını hiç beğenmiyorum. Dıt dıt kaçak var ters. Haa şey muhabbeti. Ne? Nerede? Çağrı önce konuşmaya aldım. Aşk Adası'na hoş geldin Çağrı. Sana özel bir ayrıcalık var. Ada sakinlerinden istediğin iki kız ile sırasıyla baş başa vakit geçirebilirsin. Şu an iki kız seç... Oha lan bu çocuk... Herkes geldiği anda görüşüyor. Adamın kaostan unuttuk harbiden. ...seçmek zorundasın. Şöyle gel istersen. Şu an iki kızı seçmek. Evet. Öncelikle seç. Ondan sonra ilk başta kimle görüşmek istediğini söyle. Şimdi... ilk söyleyeceğim isim... Çağrı'nın şorta devril bu arada. Devril. Biraz bariz ama Hande olacak. Çünkü Hande ile çok sohbet etme fırsatı bulduk. Biraz tanıştık. Ve sohbet edebildiğim insanları burada daha ön planda tutmayı düşünüyorum ben. İkinci isim kim? İkinci isim konusunda aslında kafam inanılmaz karışık. Çünkü yani geldiğimden beri inanılmaz olaylar yaşandı. Benim açımdan en azından. Bir yani, isim verecek olursan kim verirsin? Bu söyleyeceğim isim... Bu evdeki hani bakış açımı diğerlerine kapattığım anlamına gelmiyor ama sadece Selena ile hiç konuşamadık ve yanlış anlaşılmalar olduğunu düşünüyorum. Bazı hem benim açımdan hem onun açısından. Onunla bir konuşmak isterim ama dediğim gibi bu Selena'yı söylemiş olmam diğer insanlarla konuşmayı tamamen bitirdiğim anlamına gelmiyor. O yüzden ikinci ismim Selena. Çağrı'nın garanticilik desem peki? Tamam abi konuşacak diğerleri de seninle. Ya orada da söylediğim gibi işte ilk olarak senin ismini söylememin nedeni seninle konuşma fırsatımız oldu. Hani çok özel olmasa da, çok derin sohbetler olmasa da en azından sohbet edebildiğim bir insansın. Bunu açık açık söyleyebiliyorum yani. Onun dışında yani ben çok acele etmek istemiyorum. Hani mesela şu anki seçme kararı bile benim için çok acele. Hı-hı. Neden acele? Çünkü orada da söyledim yani ben insanlarla tanışıyorum şu anda. Evet. Hani mesela sen örnek veriyorum arkadaş edinirken şey mi yapıyorsun? En sıcak gelen arkadaş olup diğer herkesi siliyor musun? Hayır tabii ki de. O yüzden ya biraz mantıksız bir örnek de olsa da... Yani ben... burası biraz aşk... Gerçekten örnek çok geçmemişti bize de. Kadısı ya, tabii... o zaten format gereği kişiyi seçmen gerekiyor. Tabii ki herkesi tanıman gerekiyor burada. Hı-hı. Herkesin fikrini alman gerekiyor bazı noktalarda. Hı-hı. Benim ya, de aynı şekilde bu arada. Kesinlikle. Sen benden daha uzun süredir buradasın burada ya en azından... olduğum için evet. Bir tık daha rahatsın o konuda. Ya ben işte şu an arkadaş olarak tanımak istediğim insanları bile yeni yeni tanıdığım için hani sadece aklımda şey yok benim. İşte Hande olabilir, başka bir şey olabilir. Hani tabii ki aklımda Hande ile tanışmak var. Ya bu tam bir arkadaş alanı konuşması bu arada.
Evet. Tabii ki aklımda başka bir isimle konuşmak var. Bu arada Selena'yı açık açık orada neden seçtiğimi de söyledim. Çünkü ilk başta ben Selena'ya konuşmak isterim. Aklımda senin ismin var gibisinden bir şey söylemiştim. Evet. Selena bunu direkt hani onu seçmişim gibi lanse etmiş galiba. Çünkü benim kulağıma öyle geldi. Böyle olunca ben Selena'ya hani... Arkadaş adası. Anne bir anda patlıyormuş. Abi burası kanka adası mı abi? Turup. Çünkü mesela fark ettiysen ben Selena'nın yanına gitmedim. Evet. Çünkü yani... Ama zaten Tuna ile olan olaylardan belki birazcık ya, çekinmiş hem onu, olabilirsin. Ya, çekinmek ya da değil. Çekinmek değil de biraz mesafe koymak istemiş olabilirsin. Ya onun da etkisi var tabii ama dediğim gibi yani hani benim Selena'nın yanına gitmememin nedeni bunu bu şekilde lansım etmesi açıkçası benim biraz sinirimi bozdu yani. Hı-hı. Ben kaç kere gittim yanıma? Dün gittim, evet, bugün evet. gittim. Yani o değil bence. Derdi ne? Bu arada ben Hande'den de çok etkilendiğini düşünmüyorum. Hande onu beğendiği için ve şu an çok bir seçeneği olmadığı için ben de hani yaklaşmadığım için ona fazla. Her şey sesi kendi bulacağım. Bence Hande'den etkilenmiş de olabilir çünkü onlar çok fazla konuştu. Biz burada bir kalmıştık. İyi de tatlım şu an hani şöyle ben gözlemliyorum, görüyorum. Çağrı sürekli masadan masaya geçiyor ve Hande zaten kendine birini gerçekten arıyor. Gel güzelim gidelim bak ada romantik. Belki mutlu günlerimiz belki fantastik. Senle edebiliriz bu aşkımızı tasdik. Uzatmaya hiç gerek yok sanki aşkım lastik. Bazen de eğlenceli. Dün sen bana şey demedin mi? Tutulmak istiyormuş gibi konuştu falan diye. Tutulmak istiyormuş gibi konuşuyor demedim. Bana demedin ne bana ne söylendiyse senden kurtulmak istiyor, senden nefret ediyor demedim. Birincisi kurtulmak bu. Nefret ediyor değil, kurtulmak istiyormuş okay, gibi konuşuyor dedin mi? Bana ne dendiyse onu söyledim. Bana ne dendiyse onu söyledim ve ben kalkıp kimseye açıklama kurtulmak yapmam. Ama seni üzgün... Kurtulmak istiyormuş gibi konuşuyor demedin mi? Konuşurken hani bu ilişkiden kurtulmak istiyormuş gibi konuştu. Kurtulmak istiyormuş gibi konuştu dediğin şey mi? Evet. Selena'yla bizim problemimizin hiçbir alakası hayır, yok. Şu anda bunu yapmana gerek de yok. Kavga soramazsın şu an. Hayır, hayır bak ben sana diyorum ki kurtulmak istiyormuş gibi dedin mi demedin mi? Kurtulmak istiyormuş gibi konuşuyor demedim. Üç, evet söyledim bunu, bunu ve çünkü bunu her yerde konuştum. Söylemedim demedim arkadaşlar. Ben mi salağım ya? Ya ben bunu her yerde söylemiyor muyum? Evet her yerde. Kendisi söylemiyor mu? Az finale kadar finale diyor. Finale kadar. Sen cevap ver Özge, ne olur. Finale kadar finale kadar seni yarı yolda bak. Bırakıp üzmek istemiyorum dedi. Yalan mı söylüyorum? Doğru söylüyorsun. Tamam. Kalkıp bana bunun hesabını bana da kalkıp da bana yani. Bunun hesabını meç, evet bu hafta meç olmayacağım bu dedin. Yine söyleyeceğim demedin sen. Ben dedim ki. Özge Allah aşkına yapma ya. Vallahi yapma bak. Ben sen üzülme diye senden neyse. Tamam ben bir şey demiyorum. Gerçekten ne kadar iyi niyetlisin ya. Herkes gördü zaten. Olmamam Özge gerekiyormuş. Şey bak herkes benim ne kadar iyi niyetli olduğumu biliyor zaten burada. Merak etme. Kendini iyi niyetli gibi göstermeye çalışıyor mu? Ses tonu, davranış. Hayır bak ama şu an ama az bak, önce söylemedim dedi. Söyleme diye dedim senden kurtulmak istiyor dedim çünkü kurtulmak istiyormuş gibi konuşuyor dedim. Senden evet. Kurtulmak istiyor demedim. Ama tamam, önce... Hayır desen olacak demesen olacak ben orayı kaçırdım. Kim ben zaten de demiyor dedi ki. Söylemediğini bak şu an söyledim. Ya ne? Giderim. 10 dakika önce söylemiştim. Aynı şey söylemedi ben diyor. Kelimeyi o an söylememiş olsa bile şu an diyor ki söyledim mi ne fark eder ama şu an. Ona olan hıncını ondan beklediğin evet. Şeyi göremediğin evet, için bana saldıramazsın. Çünkü benlik hiçbir şey hayır, yok tamam çünkü mı? Çünkü şu an benim kızgınlığım bana dün farklı şey yapıp şu an burada çünkü farklı. Çünkü dün seninle konuştuğumda ben gerçekten seninle içtenlikle ve senin gerçekten içten bir şekilde konuştuğunu söyledim. Çünkü öyle. Hayır. Aynı şey Tuna da diyor. Diyorsa ki istediğiniz gibi şimdi meç olabilirsiniz. Bu kız da böyle bir şey söyleyemez. Senin problemin Tuna'yla. Selena'yla değil. Hayır. Ve Tuna'nın bana söylediği şey. Selena bana geldi. Tuna biz dedi ki ben onu sev... Allah Allah ya. Elif niye bir korumaya geçti? Hiçbir zaman seviyorum demedim. Seyit zaten çok hoşlandığını söylüyordu. Okey tamam. Ve Tuna bu ilişkinin ciddi bir durum. Tuna bu ilişkinin ciddiye aldığını, bu ilişkiyi hafife aldığını, bu ilişkinin aslında bitmek istedi, bitirmek istediğini söylediği zaman evet onu alıcı gözüyle baktım çünkü beğendim kendisini ve bunu o gün sana da söyledim. Şu anda hiçbir şey saklamadığıma emin olabilirsin. İki gündür kavga ettiğinizi biliyorum. Bunu öğrendim ve iki günün hıncını kalkıp benden i̇ki çıkaramazsın. İki gün değil. Dün gece biz onunla. İstersen on gün olsun ya da gece. Ben gelmeden bir saniye önce olsun. Bunun hıncını gelip senden benden çıkaramazsın. Evet zaten. Şu anda benim bana hesap sana soruyorsun. Sorduğum şey tamam ki ben mı? Sana orada içtenlikle benim yapmamam sana, gereken bir şekilde kalkıp sen üzülme diye açıklama benim yapmaya sana geldim sana. Gel konuşalım az önce dedim.
hayır dedin, sonra evet dedin ya, o konuydu. Bak aynısını ona söyle, bunları söyledim mi söylemedim, neyse evet söyledim. Kalkıp tamam, bunun hesabını Tuna'ya sordum. Şu an bu kavganın edilmesinin tek sebebi Özge'nin aşırı sinirli bir şekilde konuşuyor olması. Halbuki Selena'ya aslında kızdığı veya ettiği veya sorguya çektiği bir durum yok. Sadece tek bir soru soruyor. Ama soruyu çok vurgulu dedin mi demedin mi şeklinde sorduğu için kavga ve hınç çıkarma olarak algılanıyor yani. Evet, beden dili yorumlama videomuz bitti arkadaşlar. Bence Tuna bak ne demek, zincire mi bağladı sanki? Tuna da gelip buna bir açıklık getirsin artık. Ya, kurtulmak söyledim diyor, söyledim ya, sordu söyledim hayır, diyor. Hayır, kurtulmak istiyor mu istemiyor mu? Kuzum söyledim dedi ya. Onu demiyoruz, bana öyle diyorum. Konuşmadı ama diyor. Biz sorduğunda söyledi ya. Ben hatta dün bitireyim dedim ya. Çareye götüreceğim deyip kurtulmak istiyorum. Ne yapıyorsun? Kurtulmak istiyorum kelimesi neydi işte, şu an onu soruyorum ben sana. Ne dese evet diyor zaten. Diyecek bir şey yok yani. Aynen öyle yani. Ben de onu söylüyorum. Sen neden bir şey bitirmeyi düşünmüyor diye. Düşünüyormuş işte. İstiyorsa o zaman ne yapacak? İlişkiyi bitirmiyor mu? Hayır öyle demedim sana. Bak gene yanlış anlıyorsun ya. Üç tane adama sana dedim ki ben üç tane kelime konuşuyor benimle. Birincisi evet benim içinde hala hislerim var diyor Özge'ye karşı ve bunu deniyorum hala tutmaya çalışıyorum. İkincisi vicdanım zaten el vermez böyle bir şey yapmaya. Üçüncüsü de potaya girmesine zaten ben izin vermem diyor. Anladın mı? Bu üçünü benimle konuştu. Furkan da yanımdaydı benim. Başkaları da yanımdaydı. Yazık günah gerçekten. Gerçekten senin iyi bir insan olduğuna inandım. Abi siz konuşmasanız artık. Siz niye konuşuyorsunuz sürekli? Ondan sonra kavga kavga. Kavga tabii yani. E bugün konuşmayı verin ya. Ve şu anda kötü bir insan olduğumu düşünüyorsun. Maalesef. Kötü bir insan olsaydım sana seni elemeye kadar meşliğimi bozmadan ilerlemek istemezdim. Sen kendini bu şekilde iyi mi göstermeye çalışıyorsun? Kimseye ben uyurken gidip kızla flörtleşiyorsun. Flörtleşmiyorum ben orada ya, kızla. Ya kız kendisi dedi ya. Ben sana... Ben kurtulmak konuşabilir miyim? Ben sana zaten çarşambaya kadar seninle meç olacağımı söylemiştim değil mi? Evet, sonra da konuşacağız dedin. Bitireceğim demedin bana. Bakarız hatta ben dedim. Bugün de bitirebilirim dedim. Hayatımıza bakarız dedim sonra. Bunu nasıl algıladın? Birlikte konuşuruz mi algıladın? Konuşuruz demedin mi? Dedim mi demedin mi? Tamam Özge ya. Demişimdir. Dedim. Hande'nin konum. Evet. Birisi öyle bir şey yazmış. Hande'nin konum. Tamam. Yazık. Hande çok mutlu bence. İşte sen birinci kişiyi Selena'yı seçmişsin. Selena ile konuşmak istiyormuşsun. Hani dedim ki arkadaşlar. Hayır ben kimse senin hakkında bir şey söylemedim. Sen dedin veya demedin önemli değil. Ama ben direkt bunu duydum. Bir şok oldum. Dedim ki ya dedim ben Selena ile hani konuşalım istiyorsan gibisinden bir şey söyledim. Ve Selena galiba bunu gidip kızlara anlatmış. Çünkü ben... Ha, bana sordular Çağrı nasıl dediler. Hı. Benim senin hakkında söylediğim şu. Bence tatlı dedim ama dedim hani çok şey yapacağım düşünüyorum. Bir de Hande beğendi galiba hani onun... Onun önünü kesmek istemem ayrıyeten dedim. Onun dışında hoş çocuk dedim. Onun dışında bir şey demedim. Aa beni istiyor falan filan demedim. Ben zaten bana söylediğinde tabii ki hani beni çağırsın konuşabiliriz. Yarın görüşürüz dedim sana. İşte orada yüksek ihtimalle bir yanlış anlaşılma. Ya burada her şey yanlış anlaşılıyor. Bak az önce de aynı şekilde öyle oldu. Zaten seni çağırmamın nedeni de bu yani buraya. Hı-hı. Hani. Yani onların lafından ziyade direkt benim sözüme inanman daha güvenli. İşte dediğim gibi yani öyle ve bir şey deyince. Sana gelip hani konuşalım mı dediğim zaman bence sen çok sıcak yaklaşmadın. Bu ya onun sebebi aslında hem Hande, çünkü Hande gerçekten yani biz Hande ile kendi aramızda henüz konuşmadık senin için ama Hande'nin gerçekten senden hoşlandığını düşünüyorum çünkü gezdiniz işte zaman. Ben de öyle düşünüyorum bu arada. Geçirdiniz. Seni gördüğümde genelde onun yanındasın ve Hande'nin. Mecnuncum hoş geldin. Böyle bir şeye ihtiyacı var, ona iyi geleceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle, sen hayır kurumu değilsin. İyilik meleği hayatım, de değilsin. Biliyorum, iyilik meleği değilim ama hani ben benim de... Ben bir şey de, söyleyebilir hani... miyim? Tabii ki canım. Ben Selena'yı Rabia'ya rakip gördüm. Hadi ya. Evet. O kadar diyorsun. Bence evet. Bakalım. Baskın bir karakter. Bakalım.
Bilmiyorum. Doğru olanı yaptığıma eminim şu anda nedense. Ama bu ya seninle... zaten onu tartışmıyoruz şu an. Doğruyu yaptın, yanlışı yaptın tartışmıyoruz. Ben hani sadece... şu an seni ucu açık bırakıyorum aslında. Hı-hı. Hani tamamen şey değil. Ama şu anda ekstra bir de böyle bir şey olursa biz ikimiz zarar görebiliriz, anladın mı? Zaten ben böyle bir duruma girmem. Ben sana o şeyi hani nasıl diyeyim, adımı attım. Konuşalım gibisinden. Sen sıcak bakmadın zaten, hani daha da bir şey olmaz. Çünkü ben sana ne diyebilirim yani Selena... Ama şu an neden sıcak bakmadığımı anlayabiliyor musun? O an neden sıcak bakmadığını anlayamıyorum açıkçası. Ama şu anda anlayabiliyorum. Tamam, şu an için konuşmuyoruz zaten. O an sıcak bakmaman problemdi zaten. Yani problem değil, bakmaya da bilirsin bu şimdi arada kesin. Şimdi Hande'nin, yani sen gelmeden önce de Hande'yle biraz konuştuğumuz için... Hande mesela sen bizden sonra geldin. Hı-hı. Hande bizi görünce şok oldu çünkü erkek bekliyordu. Tamam da... Bu dediğini desteklemiyor tamam. Selena. Hande diyorsun, tamam Hande diyorsun. Hayır, Hande ile beni aynı anda değilim. Gördün. Hande ile beni aynı anda gördün. Yani hani şuna getirmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Hande arada var. Ben Hande'ye böyle bir şey yapmak istemiyorum. Arada kalmak istemiyorum diyorsun anladığım kadarıyla. Yanlış tabii mıyım? Ki. Ama Hande ile beni aynı anda gördün. Hani Hande'yi niye bu kadar... şey yaptı, önemsedi Selena, onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü bence önemsemedi. Özge'yi mesela Tuna ile konuşurken Özge'yi direkt olarak es geçti. Hande'yi önemseyeceğini de çok zannetmiyorum ben. Ne Hande gibi değildi. Hande'den daha beter çıktı tatlıca. İyi o. Evet. Ya, nasıl? Yok be. Tam geldi burada üslubuyla konuştu. Kızı hakaret etmedi, bir şey demedi. Burada konuştular. Siz yükselebilirler ayrı mesele ama hakaret yok. Yok, gayet güzel. Tamam da Selena ile... Ha, Çağrı'yı doclamak için mi söylüyor? Aynen, doclamak için bahane olarak. O adam, bir tek ben mi anlamadım, bütün chat aynı fikirde? Ben de aynı fikirdeyim chatte. Ya konuşmasındaki yani amaç ne? Ne yani? Şimdi şurada Hande olacak da ben görecektim şu an ortamı. Ben sana hani konuşmak için gayet nazik bir teklifte bulundum. Kibar bir teklifte bulundum. Sen bunu kendince yüksek ihtimalle reddettin. Ben öyle anladım. Esed 5 kişiye abonelik hediye etmiş bu arada. Çok teşekkürler. Vallahi ben de şu an anladım Çağrı. Herkes anlamış yani. Bunu kendince yüksek ihtimalle reddettin. Ben öyle anladım. Ve ben ona kesinlikle saygı duyuyorum ben. Hani asla sana şey demem. Ya böyle yaptın, şöyle yaptın. Sadece hani bunu netleştirmek istedim. Hani ortada şöyle bir şey yok. Hande var diye ben böyle davrandım diye bir şey. Oğlum şu... Ya şu adama... Şey, Azerbaycan türkü RP'si yapmayı bırakır mısınız? Esed Cyber. Esed Azerbaycan'da yaşıyor. Esed ne zaman şey yapsa, sub gift atsa, chat full şöyle bak. Esed necesen? Esed mene de. Yok. Çünkü ben ilk geldiğim zaman sana dedim konuşalım gibisinden. O an sen bu şekilde tepki verdin. O yüzden başka bir açıklama bulman lazım. Açıklama yapmak istiyorsan şayet. Yoksa... Açıklama bulmama gerek yok. Çünkü ben sana olanı ve tamamen aklımdaki kendimce doğru olanı söylüyorum. Ayrıca dediğim gibi şu an durumlar çok karışık. Zaten seni... ben şu an için konuşmuyorum Selena. Ya, ileride ne olacağını bilemeyiz. Sana dedim ucu açık bir durum bu. Ama tamamen. İşte ben öyle de bakmıyorum olaya. Ben neden? Ucu açık senet gibi şey yapmam olaya. Ben şöyle bakıyorum. Bu işler, hadi biraz zaman geçsin, sen onu yap, ben bunu yapalım, sonra belki bir yerde karşılaşırız gibi değil. Ben bak ilk tercihimi seninle konuşma olarak kullandım. Düşünsene eve geldim. Hı-hı. Hani normalde eve teşekkür gelen... Teşekkür ederim, çok teşekkür tatlı bir hareket gerek yok. Yani hoşuma gitti bu arada. Hani... Hoşuna gitti, sen böyle yapmaz ama. Abi biz bir konuşma dinliyorduk orada. Tamam anladık, bölümün süresi bitti de yani konuşmayı bari bitirip ondan sonra bu açı niyeti ağaca gitti. Seninle konuşma olarak kullandım. Düşünsene eve geldim. Hı hı. Hani normalde eve teşekkür gelen... Teşekkür ederim, çok teşekkür tatlı bir hareket gerek yok. Yani hoşuma gitti bu arada. Hani... Hoşuna gitti, evet. Sen böyle yapmaz ama yani. Şimdi ben bu... Neyse biz bir sonraki bölüme geçelim. Ne diyorsunuz? Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. O zaman şimdi ne zamanı? Aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı.
Videolardan zamanında haberdar olmak istiyorsan da o küçük çanı açmayı unutma. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.